memelerini kesmiş, kitalın umuzundan geri atmışlar. Dudaklarını kesmişler. İki tane çocuğunu da iki kazana koymuş. Kazanların götüne ateş vermişler ya, böylece gördüm. Doldurdular içeri, gelin size aylık verecek dedi, milleti doldurdu içeri. Kazları devirdi bağlara, attı içeri. Kapıdan da bastı kurşunu. Hele çocuklarla bile, etlerle bile, anası silir üstü yandan bile gönlerinle çıkıyor. Yani ot elimize düşmüyordu. Diyarbakır çöllerinde otu kaynatıp sıkıyorduk. Duz elimize geçmiyordu. Duzsuz otla biz kendimizi Diyarbakır'a attık. Mahmud efendilerin iki kadınla Hilmi adını taşıyan çocuğu şurası odaydı, burada öldürdüler. Evet. Mahmud efendilerle, Mahmud efendi ile Şevket efendiyi tam o taşların yığınlığı olduğu yer avluydu. Kapısı oradandır. Burada öldürdüler. Anasıyla doldurdular bir tane, kaz töktüler üstüne, yaktılar. Duvarlara çaktılar çocukları. Kimisini göğsünden çakmışlar. Kimisini memelerinden, göğsünden çakmışlar. Kimisinin memesini kesmiş, ağzına vermişler. Ah buyurun. Türk tarihine sığmayacak şekilde acayip şeyler, işkenceler yapmışlar. Benim emcemi tuttular. Benim emcemin ilkün kulaklarını, burunlarını, yanak etlerini, parmaklarını kâminen kestiler. Son zaman bir tür baltayla şehit ettiler. Çocuğa karıya süngüyü basmışlar. Orada öyle tandırın başında can vermiş. Çocuğu da süngülemişler. Oradan Çelköy'de gidiler. Çelköy'de de nokta yatan kadın vardı, gelinleri. Onu da çeze süngülemişler. Babamı vurdular, emicemi vurdular, gelinlerimi et doğrar kimi doğradılar. Ben kaçtım cennetlerin altına, kurtardım. Diri diri çakmışlar duvarlara. Tüyler ürpertici.